Merhaba, ben Temmuz ayında motosikletle böyle bir gezi yaptım. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Hani paylaşan çok kişi var. Ben de kendi elimden geldiğince, kendi ne diyeyim, kendi yöntemlerimle, kendimce sizinle bu geziyi, anılarımı paylaşmak istedim. Şimdi burada yalnız gitmek istemedim aslında ben. Bayağı ciddi yanıma bir yoldaş aradım. Yediklerimi beraber tadacak, gördüklerimi beraber görebileceğim. Yıllar sonra bir yerde rastlaştığım zaman onunla oturup bunları konuşabileceğim. Bir arkadaşım olsun çok istedim yanımda ama imkanı olmadı. Yani İsteyenin imkanı yoktu. İmkanı olanın vakti yoktu. Vakti ve imkanı olanın motosikleti yoktu. Sonuçta ben bu geziye yalnız çıktım. Bazı arkadaşlarım güzel oldu dedi, yalnız yaptım. Çok katılmıyorum. Belki güzel olduğu yanları da oldu ama yanımda birisi olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben bu geziyi niye yaptım? Valla emekli olmuştum, vaktim vardı. Bir daha böyle bir şeyi yapabilir miyim bilmiyorum. Sonuçta hani yaş da kemale eriyor. Böyle bir şeyi yapmak istedim. Hani yapanlara imrendim. Hoşuma gitti. Gezmeyi zaten seviyorum. Güzel şeyleri görmek bana haz veriyor. Motosiklet kullanmak keyif veriyor. Hepsi bir arada güzel olur diye düşündüm. Zaten oldu da yani. Hani sonuçta ya ama şu var işte, yanında keşke birisi olsaydı, onu her zaman söylüyorum. Şimdi ben bunu böyle kabaca programladım, tamam mı? Hani ilk şeyim aslında şeydi, böyle Yunanistan'dan İtalya, oradan Fransa, Barcelona'ya kadar sahilden gidip dönmekti. Sonra bir arkadaşım dedi ki Balkanları gezdin mi? Yok dedim. Çok güzel olduğunu söyledi. Şöyle biraz internetten baktım. Bana da mantıklı geldi. Sonuçta İtalya'yı, Fransa'yı falan birkaç görmüşlüğüm var. Görmediğim yerleri gezeyim dedim. Kaba programı yapmış olmakla beraber çok böyle dakik bir programda hazırlamadım. Birincisi yol hali. Yani o programa uyamayabilirdim. İkincisi ilk kez göreceğim yerlerdi. Dedim ki bazı yerleri belki çok beğeneceğim. Bir değil iki gece, üç gece kalacağım. Bazı yerleri belki hiç beğenmeyeceğim. Transit geçeceğim. Onun için öyle çok program yapmadım. Coğrafyam kötüdür. Onun için gittiğim yerlerin neresi olduğunu bile çok şeye bakmadım. Dönünce bakarım diyordum ama onu da yapmadım, kusura bakmayın. Neleri sevdim, nereleri sevdim? Valla Budapeşte'yi çok sevdim. Hani orayı da sevmeyip de ne yapacaksın diyeceksiniz, haklısınız. Zagreb'i çok sevdim. Hani Dubrovnik, Ljubljana, Bratislava bunlar da güzel şehirler ama özellikle Dubrovnik'le Ljubljana bana çok turistik geldi. Belki şu aralar yani turist sezonu dışında gitmek daha keyifli olabilir en azından benim için. Yani yürürken ben hani Dubrovnik'i gezerken sağımdan İngilizce, solumdan Fransızca duyunca çok haz almıyorum. Yani Zagreb öyle değildi mesela. Motosiklet ne aldım? Hiç aklımda yoktu aslında. Başka şeyleri bakarken bir tane NC750X aldım. İşte Mayıs başında aldım onu. Biraz alıştım diyeceğim de hani alışılmayacak bir şey değil. Dizel motosikletlerin dizeli diyebilirim. Böyle 6200-6300 devir kesiyor. Motosiklet keyfini hani açık havada yol almak haricinde çok hissetmiyorsunuz yani. Ama şey işte güvenilir, az yakan ve hakikaten az yaktı. 3,8 litre
Demin hesapladım. 100 kilometrede 3,8 litre ortalama yakıt tüketmiş ki. Çok güzel. Ben hani kafadan 4 litre falan yakmışımdır diyordum. Çünkü bazı günler otobandan gittim ve bastırarak gittim. Hani onun bastırması da 140-150 de. Ama böyle hep gezilecek rotaları gezsem 3,5 litreye hakikaten düşermiş diye düşünüyorum. Sonuçta yolda bırakmadı. Az yaktı. O az yakması sayesinde hani onu hesapladım. Birkaç günlük benim işte ne bileyim otel, benzin, yemek param çıktı fazladan. Uzun yol yaptığın zaman bir motosikletin az yakması güzel bir şey. Kullandığım malzemeler genelde işte minimalist, hani tecrübelere dayanarak şey yaptım. Mesela tecrübeli arkadaşlarım bana mutlaka yağmurluk al dedi. Ben inadını almadım. Yağmur yedim mi yemedim. Bir Zagreb'e girerken böyle bir atıştırdı. Ya motosiklet üstündeyken. Ondan sonra üşüdüm mü? İşte Ohri'de girerken dağlarda karanlığa kaldım. Orada biraz üşüdüm ama hani montun içliğini giyip devam ettim. Sıcakladım mı? Evet. Yunanistan, Makedonya, Hırvatistan, Temmuz ayında yani yürürken yine hani biliyorsunuz serinleniyor da böyle durduğunuz zaman bir de siyah mont çok güzel yani böyle motosiklet üstünde bir hamam havası oluyor bir anda. Kullandığım malzemeler içinde böyle ufak bir ayrıca bir klip çekmeyi düşünüyorum. Neyse böyle bir gezim. İşte her gün videoya çekmeye çalıştım. Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama hani üşeniyordum böyle bir sürü video oldu ve bunları tek tek böyle işte editle, kes, biç, topla, müzik ekle, kıl tüy. Açıkçası çok üşendim yani. Geleli 3-4 ay oldu ancak şimdi başlayabiliyorum. Umarım beğenirsiniz. Gerçi siz beğenin diye de yapmıyorum yani onu da söyleyeyim. Kendi anılarımı sevdiklerimle paylaşmak. Ondan sonra onları biraz böyle hatırlayabilmek adına falan yaptığım bir şey. Güzel oldu. Keyif aldım. Çok şey öğrendim mi? Bu yaşta çok şey öğrendim diyemem ama öğrendim tabii. Görüşmek üzere, ne diyeyim?